Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı'na Hülya Akkon devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı A takımını belirledi. Bütün şehir yasasının düzenlemeleri sonrası oluşan kadro şemasını meclisten geçiren Başkan Kocaoğlu isimleri resmen atadı. Buraya da ziraat arkadaşımız Hülya Şahin. Belediyede mahkeme kararıyla görevine dönen Ersu Hızır genel sekreterlik görevine devam ederken genel sekreter yardımcısı kadrosu için 5 isim belirlendi. Başkandan sonra gelen üst yönetim kadrosunda değişiklik olmadı. Servin Şenel Genç, Erhan Bey, Figen Selvi Topu ve Aysel Özkan Genel Sekreter Yardımcısı olurken, geçtiğimiz haftalarda Esot Genel Müdürlüğüne atanan Genel Sekreter Yardımcısı Raif Canbek'in iki görevi bir arada yürütmesine karar verildi. Ee, tabanda e, yetişen, 10 senedir yetişen. Canbek, Esot'ta resmi görevine başladıktan sonra Genel Sekreter Yardımcılığını bırakacak ve yerine yeni bir isim atanacak. Kocaoğlu danışma kadrosunda da değişikliğe gitti. Eski danışmanlar Şükrü Parmaklı ve Muzaffer Tunçay'la yollarına belediye meclis üyesi oldukları için ayırdı. Danışmalar arasında yer alan Serkan Ada, Semra Öke ve Ali Rıza Gülerman'ın da görevlerine son verildi. Başkanın yeni danışman kadrosunda geçen dönem listede yer alan İlhan Tekeli ve Mehmet Ural yerlerini kurudu Kocaoğlu, Çankaya Eski Belediye Başkanı Bülent Tanık'ı da danışman listesine aldı. Kent ağları, Ege Belediyeler Birliği ve Akdeniz Akademisi gibi konularda çalışacak olan tanıkla birlikte Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nin mimarı Tevfik Tozkopraran da danışman oldu. Kocaoğlu Mersin'de görev yapan orkestra şefi İbrahim Yazıcı'yı da kültür sanat danışmanlığına getirdi. Danışman listesinde İzmir İleri Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi, Yarımada yarışması birincisi Koray Veli Beyoğlu da yer aldı. Yüzübaş gibi birimlerin birlikte olduğu bir ulaşım koordinasyon Büyükşehir Belediye Başkanı Eski Vali Yardımcısı Bayındır Belediye Başkan aday adayı Arda Totuk'u da belediye şirketi Ünübel AŞ'nin genel müdürlüğüne getirdi. Burası